Koronavirüste salgının merkezi son bir haftaya kadar Avrupa'ydı ancak son bir haftadır rakamlara baktığımızda Amerika çok ön plana çıktı. Özellikle New Jersey ve New York Amerika'da salgının merkezleri olarak gözüküyor ancak son birkaç gün önce Amerika'da çok konuşulan bir araştırma var. Bu araştırma Washington Üniversitesi tarafından yapıldı. Bu araştırmaya göre Amerika'da salgının merkezi şu an New Jersey ve New York olsa da önümüzdeki haftalarda Florida ve Texas'ta çok fazla yoğun vaka görülecek. Özellikle yaz sonuna kadar Texas'ta 13 bin kişinin hayatını kaybetmesi tahmin ediliyor. Bu araştırmaya göre Amerika'da toplamda yaz sonuna kadar 82 ile 152 bin kişinin hayatını kaybetmesi bekleniyor. Yani bu rakamların, bu sayıların arasında bir olması bekleniyor. 152 bin kişi tabii çok kötü bir senaryo. O kadar fazla olmasa da hani 82 bin ile 100 bin arasında olması tahmin ediliyor. Bunu Trump da, yetkililer de söylüyor. 11 Haziran tarihi var bu araştırmada. 11 Haziran tarihi nedir? Bu tarihten itibaren ölü sayısının gün be gün azalması bekleniyor. Yani 100'ün altına düşerek 195, 94, 93 gibi azalarak gitmesi bekleniyor. Ancak tabii bu azalma Amerika'da vakaların sona ereceği anlamına gelmiyor. Florida ve Texas'ta daha fazla vaka bekleniyor demiştim. Ülkedeki vaka sayısı 200 bini geçti. Bunun ancak şu an bir zirve noktası olmadığını görüyoruz. Yani bunu yetkililer de açık bir şekilde söylüyor. Amerika'da bunun peak noktası denilen zirve noktası 2-3 hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor bunun. Trump'ın tabii burada Şubat ayının sonunda yaptığı açıklamalar var. Bazı mitinglerde, toplantılarda şöyle söylüyor. Bu kriz, koronavirüs krizi bir uydurma diyor. Amerika'daki tamamen kontrol altında ki Şubat'ın sonunda Amerika'da yaklaşık 50 ile 100 arasında vaka vardı. Ve Trump herkese bu kriz kontrol altında gibi bir tablo çizmeye çalışıyordu. Çünkü ekonominin etkilenmesini istemiyor. Şu an Trump'ın seçim öncesinde, Kasım 2020'deki seçim öncesinde en büyük kozu ekonomi ve borsaların çok iyi durumuydu. Şu an ancak geçen ay Amerika'da 3.3 milyon kişinin işsizlik yardımına başvurduğu ortaya çıktı. Bu da tabii Kasım seçimi öncesinde Trump için kötü bir senaryonun yaklaştığı anlamına geliyor.